Geçtiğimiz Nisan ayı içerisindeydi. Zonguldak Alaplı'dan Düzce'de oturmakta olan çocuklarımızı, torunlarımızı eşimle birlikte görmeye gelmiştik. Aynı zamanda Nisan ayı Ramazan ve oruç ayıydı. Bir şekilde zamanımızı değerlendirip gezmek istedik. Düzce'nin Gölyaka bölgesinde bulunan Efsane Gölü ve Güzeldere şelalelerini ailemizle birlikte gezmeye gitmiştik. Giderken yolumuzun üzerinde bu iki ayrı birbirinden ilginç ağaçları gördük, fark ettik, durduk, baktık uzaktan ama tabii yeterince bilgi sahibi olamadık. Dönüşte bir şekilde uğrayıp daha yakından görmek istedik. Ancak o gün programımız dolayısıyla yeterli vaktimiz olmadığından uğrayamadık. İki gün aradan sonra tekrar özellikle bu iki ağacı görmek için geldik. Uzaktan baktığımızda oldukça heybetli, ihtişamlı, görkemli diyebileceğimiz bir görünüme sahiptiler. Biraz daha yakından baktığımızda bunların iki ayrı yaşlı çınar ağacı olduğunu fark ettik. Yine aynı zamanda Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Göl Ormanı deposunda, tomruk deposunda görevli depo görevlisiyle görüştük. Kendisiyle ağaçların yaşlarıyla ilgili bilgi almaya çalıştık. Ancak depo görevlisi ağaçların gerçek yaşlarıyla ilgili kesin bir bilgi sahip olmadığını, zaman zaman birilerinden duyduğu kadarıyla ağaçların 300-400 yaşlarında olabileceklerini, hatta 500-600 yaşında bile olabileceklerini zaman zaman duyduğunu, çocukluğundan beri bu bölgede yaşadığını söyledi. Biz de kendisine aldığımız bu bilgiler doğrultusunda kendisine aynı şekilde izin alarak ağaçları daha yakından gördük, inceledik, baktık. Hakikaten gerçekten görmeye değerli değecek şekilde görkemli bir duruşları vardı. Ben tabii kendimi kişisel olaraktan çocukla birlikte zaman zaman fırsat buldukça imkanlarımız ölçüsünde doğayı geziyoruz. Dolaşıyoruz. Böyle ilginç şeyler dikkatimizi çektiğinde fotoğraf falan çekiliyoruz. Bir şekilde geldik burada işte bu gerçekten hakikaten bu iki ayrı çınar ağacı birbirinden ilginç görünüme sahipti. Birlikte çocuklarımla burada fotoğraflar çektik, çekildik. Ondan sonra düşündük ki ya bu ağaçları bir şekilde ilgili kurumlara başvurarak bir şekilde doğal hayatı koruma, Milli Parklar Müdürlüğü'ne falan başvurmak gerektiğinde bunların eğer mümkünse anıt ağaç niteliğinde envantere işte bir şekilde tabiat Milli Parklar Müdürlüğü'nce bunun kazandırılıp halkın bilgisine ziyaretine sunulması için faydalı olabileceğini düşündük. İşte tam da bu noktada oğlum Erkan Sevim devreye girdi. İlgili kurumlarla bir şekilde iletişime geçti. Kısa bir zamanda da sonuç aldı. Ve bunu öğrendiğimiz kadarıyla yakın bir çalışma başlatılıp, yakında en kısa zamanda bir çalışma başlatılıp bu ağaçların tabiat anıtı olaraktan tescillenip halkın ziyaretine sunulabileceğini bilgisini aldık.
Ve bu da tabii bizi oldukça memnun etti. Şimdi tabii ki bizim bu şekilde girişimlerimizden sonra ilgili kurumlarca ilgi alaka gösterildi, sağ olsunlar. Bir şekilde en kısa zamanda çalışmalara başlanılıp bu ağaçların gerçekten Milli Parklar Müdürlüğü'nce doğal hayatı koruma nezdinde en kısa zamanda tescillenip halkın, insanların ziyaretine açılacağını söylediler. Böyle bir bilgiye sahibiz. Tabii bu da bizi ziyadesiyle memnun etti. İnşallah faydalı olabilir, olabildikse ne mutlu diyorum. Topluma doğal hayatı koruma adına güzel bir şey sonuç olacağını diyoruz. Let's go. Hakan gel. Ne misin? Bak gel. Bu konuya çekelim. Sen bağcıya çıkabilir misin? Kullanırsın ya. Ha? Gerekirse onu burada kullanırsın yani. Harika.